LGS'ye son 45 gün Milli Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sınavı ertelemek istemiyoruz dedi Bakan. İnşallah bir an önce virüsle biter ve bizler de sınavımıza girer kurtuluruz diyoruz ve hemen videomuza başlıyoruz. Günün sözü anonim bir söz. Bir gün başarılı olmak istiyorsan asla kaybetmem deme aksine kazanmak için yere düşsem de kalkabilirim. De. Evet gerçekten biz başarılı olmak istiyorsak asla kesin kazanacağım, kesin kazanacağım dememeliyiz. Mutlaka işin içinde kazanamama riski de var. Ama düştüğümüz zaman yani denemelerde, çalışma temposunda düştüğümüz zaman ayağa kalkıp yolumuza devam etmemiz lazım. Günün yorumuna geçmeden önce iki tane haber vermek istiyorum size. Birincisi arkadaşlar bu Cumartesi günü sizlere bir ücretsiz sınavımız var tonguçsınav.com'da ona mutlaka yolun Ve aynı zamanda da doz denemelerimiz çıktı onu da birazdan göstereceğim. Hemen günün yorumuyla devam edelim şimdi. Bu önemli bir bilgiydi. Şimdi geldi hemen burada belirtmek istiyorum. 25 Nisan Cumartesi günü yani iki gün sonra tonguçsınav.com'a ücretsiz gerekten Türkiye geneli sınavımıza katılabilirsiniz. Şimdi günün yorumuyla devam edelim. LGS 2006 ismi arkadaşımızın 228 beğeni almış. Diyor ki İnşallah bu yorumu beğenen emeklerin karşılığını en kısa zamanda alır. Bayağı yazdım lütfen beğenin demiş. Matematik 15-18 aralarında ama İngilizce yapamıyorum. İngilizce netim 4-6 arasında yapmalıyım. Mutlaka e, LGS 2006 ismini bilmediğimiz arkadaşımız kelime ezberlemelisin. Kelime İngilizce çok çok önemli. Çünkü kelimeyi bildiğin zaman sorular esasında çok da zor değil. Dört tane seçenek var. Üç tanesi olumlu kelimeler, bir tanesi olumsuz kelimeler oluyor. Veya işte üç tanesi olumsuz kelimeler, bir tanesi olumlu kelimeler oluyor. Grafikte verilen kelimeleri okulama, okuman gerekiyor. Yani şöyle demek istiyorum. Diyelim ki açtık bu doz denemelerinden gösterelim. Şöyle gelelim. Heh, burada. Bir şeyler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Does the waiter not ask? Yani e Garson neyi sormamıştır diyor. Burada Waiter'ın yazdığı sorulara bakaraktan veya Belinda'nın veya diğer arkadaşların verdiği cevaplara bakaraktan kelime bilirsen yapabiliyorsun. Veyahut da burada bir şeylerden bahsediyor. Bu kelime işte bu rendelemek, işte great, bu hamuru yoğurmak, bu işte ee, kesmek, bu kelimeleri biliyorsan tak 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 hemen eşleştirebiliyorsun. Dolayısıyla bol bol kelime çalışmamız gerekiyor. Ders çalışırken sizce müzik dinleyebilir miyiz? Sabah, hayır, ama yani sabahleyin erken saatlerde matematik çözerken hayır. Ama akşam dinlendiğimiz sıralarda kitap okurken veya da akşamleyin sözel dersleri çalışırken evet. Sabah çarpı ama akşam e, artı diyebiliriz. Yani eğer akşam ders çalışmaya başladıysanız da ilk 3-4 saat hayır ama sonraki saatlerde evet. Siz diyorsunuz ya 10 tane paragraf sorusu çözün diye. Sizce kitap okumak mı paragraf çözmek mi? Tabii ki de eğer vaktiniz varsa bol bol kitap okumak daha faydalı ama şu anda sınava az kaldığı için paragraf çözmek çok daha iyi diyebiliriz. Bu öyle bir şey. Yani zayıflamak isteyen bir kişi Yürüyüş yaparsa tabii ki zayıflar ama ağır spor antrenmanı böyle koşu bandında antrenmanlar ağırlık kaldırırsa o zaman çok daha hızlı zayıflar. Yani kitap okumak sağlıklı ve yürüyerekten zayıflamak gibi. Paragraf çözmek ise hızlı bir şekilde ağır spor yaparak çözmek gibi. Okuldaki denemelerde puanım 370 falan ama dershanede 440 olur. Hangisini baz almalıyım? Tabii ki de yüksek olanı baz al. Her zaman yüksek olanı baz alıp o hedefe ulaşacağım diye hareket etmelisiniz. Tatilde tüm tekrar kitaplarını bitirdim. Bol bol kitap okudum ama çok korkuyorum. Ya yapamazsam diye hiç endişelenmene gerek yok. Stres her zaman olacak ama stresi bırakacağız ve biz işimize odaklanacağız. Genellikle soru sayısı koyuyorum ama soru sayısına ulaşamıyorum ve kendimi çok sorguluyorum. O zaman soru sayısını revize et. Yani günde 500 soru çözeceğim dediysen çözemiyorsan bu sıkıntı. Ama 100 soru çözeceğim dediysen ee, ve çözemiyorsan bu sefer çalışma tarzını değiştirmen lazım. Çok fazla soru yazdıysan soru sayısını azalt. Soru sayısı böyle çok da fazla değilse 100 soru, 200 soru gibi bir soru sayısıysa ve buna da ulaşamıyorsan o zaman çalışma tarzını revize etmelisin. Bazı arkadaşlarım 300 soru falan çözüyor. Ben nasıl çözem diye alıyorum. Bu arkadaşların 300 sorunun 300'ünü de verimli mi çözüyor? Bu önemli. Ve bu 300 sorunun 300 de matematik sorusu mu? Hayır. Zaten din sorusu ya da inkılap tarihi ya da İngilizce sorusunu 300 tane herkes çözebilir belki. Ama matematik fene geldiği zaman soru sayısı azalıyor. Bir de bazı arkadaşların acaba ne kadar Gayretler. Onlar günde kaç saat çalışıyor onu da takip etmelisin. Her zaman kendimizden çalışırken daha iyisine bakmalıyız. Bu güzel bir şey. Ağlamana gerek yok. Hemen şöyle diyeceksin. Diyeceksin ki 300 soru çözen arkadaşım nasıl çözüyor onu bir öğreneyim. Ben de aynı programı uygulamaya çalışayım. 300 çözemesen de ben de 200 çözerim diyebilirsin. Üste matematiğim iyi demiştim ama bazen sorular yapamayınca sınav esasında ağlıyorum. Buna bir çare bulabiliyorum misiniz? Arkadaşlar sınavda sadece matematik yok. Fen, Türkçe, İnkılap Din, İngilizce dersleri de var. Dolayısıyla bunların diğerlerini çok iyi yaparsanız matematik yapamadığınız hatalara üzülmezsiniz. Dolayısıyla sınavda sadece 20 tane matematik sormayacaklar size. Geriye kalan 70 soruyu da unutmayın. O soruları da iyi yaparsanız matematikte yanlış yaptığınız sorulara endişelenmenize gerek kalmaz. Matematiği hemen geçmek için fen'i hızlı çözüyorum. Fen'den de 3-4 yanlış bir ne yapmalıyım. Hayır, matematiği hemen geçmek için fen'i hızlı çözme. Fen'de de 20 soru için sana her bir soru için 40 dakika düşünürse 20 çarpı 2 e, şey her bir soru için 2 dakikadan 40 dakika veriyorlar. Yani 40 dakikada önce çözebiliyorsan çöz. Ama 40 dakikadan böyle 30 dakikada ya yani 25 dakikada bitirmeye çalışma. Fendeki soruları doğru yapman önemli. Sonuçta bir fen netiyle bir matematik neti aynı değerde. Bunu da unutma. Neredeyse ders yapmaya vaktim yok. Okul videoları sizin kanalın videoları derken çok yoruluyorum ve işlerim beşte bitiyor ne yapmalıyım? Arkadaşlar sizin için faydalı olan şey tabii ki de ilk başta eksik olduğunuz konularla alakalı ders videolarımızı izlemek veya okuldaki videoları izlemek. Ardından da, ardından da bol bol soru çözmek. Eğer sizin için faydalı olmayacağını düşünüyorsanız, gerçek söylüyorum bunu bakın. Bizim videolarımızda okul videolarında izlemeyin direkt test çözmeye başlayın. Yani şöyle diyorum. Sen mesela diyelim ki tüm konuları bitirdin. O zaman oturup açacaksın denemeler çözmeye başlayacaksın. Bol bol deneme çözeceksin. Ama ben konuları bilmiyorum. Olsun. Yine de denemeleri güzel güzel pekiştirmelisin. Bol bol deneme çözerekten kendini pekiştirmelisin. Senin amacın konuları bir daha bir daha dinlemek değil. Senin amacın LGS'de soruları güzel yapmak. Eee i̇nşallah 50 küsür gün sonra hepimiz bu yıldızlar gibi parlayacağız. İnşallah diyoruz. Arkadaşlarımız soruyor. Ramazan'da oruç tutacağız. Gece saat sıfırdan sonra, sonra kadar çalışabilir miyiz? Evet bu güzel olabilir. 393 puan için kaç soru çözmeliyiz? Günde en az 200 soru çözmelisiniz. Sağlık meslek sesi için kaç soru çözmeliyiz? Burada da en az 150 soru çözmelisiniz. İngilizce ne kadar çalışsam da olmuyor ne yapmalıyım? Kelime çok önemli. Balıkesir, Edremit, Celal, Toraman. Yani bütün kelimeleri bilirseniz Artık yapmaya başlarsınız. Kelimeleri bilmeyince sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Balıkesir, Edremit, Celal, Toraman ablusesini tanıtır mısınız? Tabii ki. Geri sayım 2 ne zaman çıkacak? En kısa zamanda geliyor ama şu anda doz denemelerimiz geldi. Bu harika denemelerimizi mutlaka tedarik edin. Bizi motive eder misiniz? Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Sizi motive edecek şey esas kendinizsiniz. Telefonunuzun password'ünü yani şu güvenlik kodu vardır ya telefonların içinde. Bunu eğer siz hayallerinizdeki liseyi işte Balıkesir Edret Lisesi veyahut da işte Celal Toraman Lisesi fark etmez. Bunun ismini koyabilirsiniz bir. Ve insanı en çok motive eden şey nedir biliyor musunuz? Aynanın karşısına geçip konuşmak. Bunu yapın arkadaşlar. Aynanın karşısına geçin ve sen başarırsın. Sen bunu yapacaksın diye kendinize adeta bir deli gibi konuşun. İnsanlar size deli dese bile bunun inanılmaz faydası olduğunu göreceksiniz. Çünkü biz karşımızdaki insana olumlu şeyler söylüyoruz ama kendimize söylemiyoruz. Kendimize nasıl söyleyeceğiz? İçten mi konuşacağız? Hayır. Aynanın karşısına geçeceksin diyeceksin ki mesela diyelim ki ismin Merve olsun veya Ayşe olsun veya Zeynep olsun bilmiyorum ya da Osman ya da Hamza. Merve sen bunu çok iyi biliyorsun. Birçok zorluğu açtın. Şimdi kendine söz ver ve bugün ...bu 200 soruyu bitireceğim deyin. Gerçekten çok etkilemiş, bunu bilim insanları söylüyor. %4'lük dilim için mutlaka en az 200 soru... ...yine %4'lük dilim için kaç net? Burada en az 80 nete yakın yapmamız gerekiyor... ...veyahut da daha zor soran olursa daha az nette de olabilir... 393 e, puan içinde yine burada da 70 üzeri, 75 üzeri yapmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Balıkesir Edremit Fen Lisesi'ne tanıtabiliriz. 370'den 470 için kaç soru? Burada yine dikkatli bir şekilde sınavda çıkan soru sayısının ilk katı olan 180 soruyu mutlaka bol bol çözmemiz lazım. Hatta daha fazlasını çözersek yani 270 soru çözersek işi daha da sağlam alırız. Hakim olmak istiyorum hangi liseye gitmeliyim? Hakim olmak istiyorsan Fen Lisesi'ne değil Anadolu Lisesi'ne gitmen daha avantajlı ya da Sosyal Bilimler Lisesi'ne gitmen çok çok daha avantajlı olur. Günlük kitabına baktığımızda Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felahattin Beyler Rakım Efendi görüyoruz. Rakım Efendi çok akıllı, başarılı ve sonunda iyi bir insan oluyor. Felatun Bey ise derslerini çalışmıyor, rezil, baba parasını iyi bitiriyor. Bu da kültürme düşüyor. Bu da Tanzimat döneminin önemli romanlarından bir tanesi. Günlük okuluna baktığımızda Celal Toraman Olsesi Balıkesir, Mühendislik ve eğitim fakültesi kazandırmış. Gerçekten yüksek bir başarısı var. Ee, Balıkesir'in çalışkan öğrencilerini hak eden bir okul. O zaman bizler de gitmeliyiz. Yeni LGS doz denemelerimiz sadece birinci dönem yani LGS konularını içeriyor. Eksikleri analiz edebiliyorsunuz ve zaman yönetimi var. Nasıl oluyor? Şöyle arkadaşlar. İlk başta LGS'de kaç soru çıkıyor? 90 soru çıkıyor. Pat diye 90 soru değil de zaman yönetimi yapmanız için ilk başta 9 soruyla başlıyoruz. Ama bu 9 soru aynı gerçek sınavdaki soru oranına göre. 2 tane Türkçe yani 20 Türkçe'nin 2 Türkçe'ye. 10 inkılap yerine 1 inkılap. 10 din yerine 1 din, 10 İngiliz yerine 1 İngilizce Sonra geçiyoruz matematikte. 20 matematik yerine 2 matematik, 20 fen yerine 2 fen. Sonra 9'dan sonra 18'liklere geçiyoruz. Bu sefer her şey iki katın artmaya başlıyor. Bu sefer 4 Türkçe. 18'likten sonra ne geliyor? 36'lıklar geliyor. 36'lıklardan sonra ne geliyor? 72'likler geliyor. 72'liklerden sonra ne geliyor? 90'lıklar geliyor. Bu şekilde aralarda molalar da var ve bu şekilde gerçek sınava yavaş yavaş süre yönetimini yapıyoruz ve tam anlamıyla dozu artıraraktan e, LGS'de başarıya ulaşıyoruz. Bunlar gerçekten seçici sorulardan oluşuyor. Matematik sorumuz günün sorusu. Bunda cevaplamanızı istiyoruz. Hadi bakalım yorumlara ...kitabımızı e, kitabımıza şöyle kaldıralım. Yorumlara e, güzel haberlerinizi bekliyoruz. Çalışıyoruz hocam, gayretliyiz hocam demenizi bekliyoruz. Bizler de sizler için buradayız. Her günkü gibi canlı yayınlarımıza, derslerimize, geri sayımlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar.